Bu dersimizde rulmanlı yatakların takılacağı miller ve yuvalara verilen toleranslarla ilgili bir uygulama yapacağız. SKF rulmanlı yatak kataloğunda rulmanlı yatakların takılacağı miller ve yuvalarla ilgili toplam salgı toleransları bu çizelgede verildiği gibi. Gördüğünüz gibi herhangi bir değer vermiyor. IT tolerans kalitelerini veriyor. Bunlar ne anlama geliyor? Burada gördüğünüz gibi milin rulmanın takılacağı kısımlar var. Buralara toplam salgı toleransı verilmiş T1. Rulmanın takılacağı alın yüzeye toplam salgı toleransı verilmiş T2. Mil için T1 ve T2 değerleri neyi? Eğer temel tolerans IT6 ise, yani burada rulmanın takılacağı yere verilen tolerans IT6 ise, T1 ve T2 IT5/2 ve IT5 oluyor. IT6 ne demek? Burada daha önceki derslerimizde konuşmuştuk. ISO 286-1 standardında boyutlara göre ve kalitelere göre hata payı değerleri var. Bunlar hangi çapta bir rulman yatak kullanıyor isek bu çapa göre IT6 toleransını alacağız. Fakat buradaki salgı toleransı milin silindirik yüzeyine uygulandığında IT5/2 olacak. Fakat alın kısmında IT5 olacak. Yine yuva içinde yuvanın silindirik kısmı T1, IT6/2 ve IT6 veriyor. Fakat temel tolerans IT7 ise. Eğer temel tolerans IT5 ise gördüğünüz gibi kalite 1 artırılıyor. Rakamın düşmesi demek, kalitenin artması demek. Burada da aynı şekilde temel tolerans IT6 ise kalite 1 artırılıyor. IT4 ise yine kalite 1 artırılıyor. Temel toleranslar ise yine SKF rulmanlı yatak kataloğunda rulmanlı yatağa gelen yüklerin durumuna göre ve iç bileziğin, dış bileziğin dönüp dönmemesine göre bunlar veriliyor. Kısaca inceleyelim. Burada gördüğünüz gibi hafif yükler F küçük eşittir 0,05C. F demek rulmanlı yatağa uygulanan zorlama kuvveti, radyal yük, eksenel yük veyahut da eşdeğer yük. Rulmanlı yataklar konusunda detaylı bir şekilde anlatmıştık. C de dinamik yük sayısı. Çaplara göre ve toleranslar burada gördüğünüz gibi JS5, J6, K6. Burada yüzey pürüzlük değerleri de verilmiş. Yani rulmanın takılacağı milin pürüzlük değerleri. Bu pürüzlük değerleri de önemli çünkü rulman çakılırken pürüzlükler ezilir ve beklenenden daha az bir sıkılık oluşur. Makine elemanları tasarımı dersinde pres geçme konusunda bunu anlatmıştık. Makaralı yataklar içinde yine toleranslar veriliyor. Burada dönen iç bilezik veya yük yönü belirsiz demiş. İç bilezik sabit, sadece eksenel yük diyor. Genellikle bizim mil döner. Dolayısıyla iç bilezik dönüyor. Bu toleransları alacağız. Burada ise eksenel rulmanlı yataklar için burada dış bileziklerin takılacağı yuvalar için toleranslar veriliyor. Burada ise eksenel yine rulmanlı yatakların dış bileziklerin takılacağı yuvalar için toleranslar veriliyor. Bununla ilgili sayısal bir örneğimiz var. İnceleyelim. Dönen bir mil üzerine takılmış 50-90-20 ölçülerinde, yani iç çap 50, dış çap 90, genişlik 20. 6210 sabit bileli rulmanlı yatağın dinamik yük sayısı 37.100 N olarak verilmektedir. Bu yatağa 3000 N radyal yük gelmektedir. Mile ve yuvaya uygulanacak toleransları ve ölçülerini bulunuz diyor. Çizelge 10.2.2'de toleranslar F bölü C oranına göre verilmektedir. F bölü C
3000 bölü 37.100 dediğimizde 0,08 olduğu için normal ve ağır yükler için çap 17 ile 100 mm arasında olduğundan mil için K5 toleransı uygulanacak. Burada verilmiş bizim F bölü C oranı 0,08'di. 17 mm ile 100 mm arasında K5 toleransı uygulanacak bilyeli yataklar dönen iç bilezik için. Çizelge 3.1.6'dan 30 ile 50 mm için tolerans değerleri K5 için artı 2 artı 13 mm olarak verilmektedir. Bakalım tolerans çizelgemizden. Evet, şurada 30, 50, 50 dahil gördüğünüz gibi 2 ile 13 K5 veriliyor. Milin en küçük çapı 50,002 mm, en büyük çapı da 50,013 mm olur. Hareketsiz dış bilezik için çizelge 12,4'ten delik toleransı H7 okunur. Şurada gördüğünüz gibi genel yük hali H7. H7 toleransını da yine hatırlarsanız bu tolerans değerlerini vermiştim. H7 90 mm'ye geliyorum. 80, 120, 0 ile 35 mikron olarak veriliyor. Dolayısıyla deliğin en küçük çapı 90 mm, en büyük çapı da 90,035 mm olarak veriliyor. Mil için salgı toleransı çizelge 12,1'den temel tolerans IT5 için K5 alınmıştı biraz önce. IT 4 bölü 2. IT 4 7 mikron bakacağız. Evet, IT 4 50 milimetre için şurada gördüğünüz gibi 7 mikron. Dolayısıyla mil için çaptaki radyal toplam salgı için IT 4 bölü 2, 7 bölü 2, 3,5 mikron. Mil için alındaki eksenel toplam salgı için ise 7 mikron. Aynı şekilde 90 milimetre delik için yuva için IT 7 temel tolerans IT 7 almıştık. Çizelgeye gidelim tekrar burada. Gördüğünüz gibi IT 6 bölü 2 ve IT 6 alacağız. IT 6 90 mm için. Buradan bakacağım. 80 120 IT 6. Evet, şurada 22 mikron bakıyorum. Evet. T1 22 bölü 2 11 mikron. Yuva için eksenel toplam salgı IT 7 22 mikron. Evet, bunları şimdi yapım resimlerinin üzerine işliyorum. Gördüğünüz gibi diyorum ki millerin, rulmanların takılacağı kısımdaki salgı, ortak tolerans AB, burada da yine tolerans kıyaslama elemanlarını koyduk. AB'ye göre 0,0035, alın kısmı ise 0,007. Bunu bu şekilde işledim. Burada da temel toleransları işledim gördüğünüz gibi. Unutmamak lazım. SKF Rulmanlı Yatak Kataloğu'nda da böyle veriyor. Buralarda zarf şartını koymamız gerekiyor. Buradaki halka içindeki E zarf şartıdır. Yani bütünsel ölçü bu değerler arasında olması gerekiyor. Yuva içinde yine bu toleransları yazdım. Bu ders ile beraber geometrik toleranslar konusunu bitirmiş olduk. Fakat kursumuz burada bitmiyor. Toleranslarla ilgili özel konular var. Bununla ilgili ayrı bir bölüm dersleri yapacağız. Bundan sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.